sandıkla ilgili, güvenliğiyle ilgili merak ettiğiniz ya da yaşadığınız endişeler varsa lütfen bunları da bizlere ulaştırın. Az sonra kamuoyu araştırmacısı yazar Bekir Ağırdır'la konuşacağız. Bu seçim ilk turda biter mi, bitmez mi? İkinci tura kalırsa sebebi acaba ne olur? Seçmenin vaatlere yaklaşımı, sonra siyasi partilerin, yarışa girecek olan partilerin seçmene vermiş olduğu sözler, hepsini birlikte ele alacağız, değerlendireceğiz ve sandığa 27 gün kala seçim günlüğü. 14 Mayıs'ta öyle bir seçim yapacağız ki Türkiye kazanacak. Sağcı solcu demeden hep beraber daha fazla demokrasi diyeceğiz ve ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. 5 tane sağcı bir araya gelmiş, bir tane solcuyu iktidar etmek için uğraşıyorlar. Ali Babacan İstanbul'dan ses verdi. Ayrım yapmadan bir ve beraber olacağız. Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız dedi. İstanbul'da partisinin düzenlediği iftardaydı Babacan. Yanında da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu vardı. Umut ediyorum 15 Mayıs hepimize bir demokrasi bayramı olsun. Artık vakit doldu arkadaşlar. Artık Türkiye'de iktidarın değişme zamanı geldi. Babacan iktidarın seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan'a yüklenirken Millet İttifakı'ndan kopya çekmiş dedi. Mülakatı kaldırma sözü üzerinden yüklendi. 20 yıldır iktidarda olanlar çıktılar bir seçim beyannamesi açıkladılar. Bir baktık baştan aşağı kopya ya. Sayın Erdoğan ne diyor? Artık diyor mülakatı kaldıracağız diyor. Ya bir dakika, en büyük haksızlığı, kayırmacılığı yapan siz değil misiniz? Mülakatı işine gelmeyenleri devlete sokmama için çalışan siz değil misiniz? Memleketi Kayseri'den birinci sıra milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar seçim çalışmalarına start verirken Millet İttifakı ortağı CHP ve İyi Parti'nin il başkanlıklarını da ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında CHP övgüsü ve ayrımız gayrımız yok vurgusu dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Birbirimizi tanıyoruz, birbirimizi biliyoruz. Bu da efendim önemli olan şey ülkemize, milletimize sadakatta efendim hizmet etmek, görev yap. Ayrımız gayrımız yok. Tüm seçim sürecinin barış kardeşlik içinde, birlik beraberlik içinde geçeceğine inancımız tam bizlerin. Barış içinde, huzur içinde, kardeşlik duygularıyla ülkemize ve milletimize ve Kayserimize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'ta İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Turgut Özal Müzesi açılışındaydı. İçeriye girişler sırasında yaşanan gerginlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi protokol görevlilerinden birine Enginyurt'un tokat atması sonrası hava elektriklendi. Enginyurt daha sonra o görevliden özür diledi. Bizi bu akşam rezil ettiniz. Al televizyon çekecek şimdi. Ben özür diliyorum. Öpüyorum. Gel kardeşim. Öpüyorum seni. Bunu da çeker misin? Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise CHP listelerinden seçime girmeleri kararlaştırılan milletvekili adaylarını İstanbul'da tanıttı. Milli Görüşçüler ahdine sadık insanlar olduklarını bir kez daha cümle aleme gösterecektir. Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız.